Bu Muharrem ki biz buna Yas-ı Maten de diyoruz. Bu İslam neslinin birbirine karşı işlediği zulümatları yas anlamında sineye çekerek ona karşı bir duruşu sergiler. Bunların olmamasını gerektiğini tekrarlar ve özünü, sözünü her yönüyle nefsini terbiye etmeyi bilmeyi, insan onurunu korumayı, başka insanların hakkını, acısını kendisinde görmeyi esas alan bir duruşu sergiler Yas-ı Muharrem. Er tarih üzerinde durmaz felsefesine ağırlıklı olarak yer verirsek şunu anlamak gerekiyor. Yas-ı Maten dediğimiz zaman akla gelen yasa girmektir. Ezilen, kollanan, tarihte geçen renk, ırk, din fark etmez. Zulümata uğrayan, çok büyük zulümleri yaşayan, yürek ağrısını çeken insan toplulukların yasını çekerek onların olmamasını gerekli tekrar etmektir. Bunu sürekli hatırada tutmaktır. Niçin hatırada tutmak? Yenilerin olmaması için hatırada tutmaktır. Diğer tarafıyla Yas-ı Maten dediğimiz zaman hemen akla gelen iki tane durum daha var. Bunlardan birisi Aşure, birisi Kerbela olayı. Kerbela olayını bana göre işletmek için, Kerbela olayını ne olduğunu, önünü arkasını işletmek için en az 1-2 saatlik bir konuşmaya ihtiyaç var. Onun için ona fazla girmeyeceğim. Ama bir iki tane hatırasını anlatacağım. Niçin fazla girmeyeceğim? Yarı öğrenmek iyi değil. Yarı öğrenmek insanı yorun altın, yarısında bırakır. O nedenle benim bir sözüm var. Derim ki zaman zaman tam karanlık yarı aydınlıktan iyidir. Yarı aydınlık iyi değil. Tam karanlık kafan bulanık değil, bir noktadasın. Ama yarı aydınlık şöyle, bana göre şöyle onu ifade etmek gerekiyor. Kendi yanlışlarını, yarı öğrendiklerini başkalarına doğruymuş gibi kabul etmekte ısrar etmektir. Onun için bu bilgiyi yarı vermek insanı yarı yolda bırakır. Bir noktaya daha değinmek gerekiyor. İşte Nuh'un gemisinin karaya oturduğu, gemide bulunan nimetlerin bir araya getirerek bir aş pişirildiğini de ifade ediyor. Ama benim elimde bir kaynak daha var. O kaynağa göre Cüvi Dağ'ın birinde bir kesim insanların doğan içinde topladıkları nimetleri ilk olarak pişirerek tarihin ilk olarak ateşte pişen nimeti olarak tarihe geçtiğidir. Bu evdeki kaynaklara göre o dağın dibindeki bu ilk nimetin piştiği yer adı Heştmal'dır. Tarihte öyle geçiyor. Niçin her sene bu yenileniyor? İnsanlar ilk pişirdikleri aşın tarihini kutluyor, gelenel kutluyor ve onu kutsal yerine koyuyor. Çünkü doğan içinde topladıkları yemek yapabildikleri bir devrimin başlangıcıdır. İnsana daha şey veren, can veren, insana daha ruh veren ve medeniyet uygarlıkların kapısını açan, yeni arayışların içerisine yiten bir buluştur bu. Pişenle pişmeyen ağaçların arasındaki fark insanın önüne bunu koyuyor. Onun için o gün bugün gelmiştir. İlaveler yapılmıştır. Zaman zaman gözelleştirilmez çalıştırılmıştır ilavelerde. Zaman zaman topluluklar kendi çıkar ve inançlarına uyarlayacak şekilde sahiplenmişlerdir, kendilerinden yana kalmışlardır. Ama bunu bir topluma değil, mutlaka bunu yapıp bu yemeği pişiren insanlar bir topluma mensuptur. Bunu bu yeni ilk aşı pişirmeyi şöyle ben yorumluyorum. İnsan nesline sunulan ve İslam neslini uygarlıkla buluşturan tarih ilk yemeği. Ben öyle yorumluyorum. Bu
Kerbela ile bağlantısı, aynı biraz önce söylediğim İhsan Nesli'nin yaşadığı zor zulümü hatırada tutmak için Kerbela Hüseyin'in şehadetiyle bir taşlanmadır bu. Bu kutsal değerler Hüseyin'in onurlu direnişiyle bir buluşmadır. Neden buluşmadır? Burada bir tek cümlesini söyleyeyim. Hüseyin Kerbela'da şehit olmadan önce meydana çıkıyor. Diyor ki herkes duysun. Herkes duysun diyor. Kerbela zalimle mazlumun kavgasıdır. Kerbela'da açılan yara mazlum yarasıdır. Akan kan mazlum kanıdır. Bunda böyle de zulümat dünyası var. Oldukça mazlumun yarası açılacak, kan akacaktır. Kerbela'da açılan yarayla akan kanın, bundan böyle mazlum aslında açılacak yarayla akan kanın arasında fark gören beni çağırmasın yoldaşım değildir diyor. Bu Hüseyin'in bu sözü bizim için çok makul bir söz. İsa'nın özüne hitap eden bir söz. Renk, din, ırk gözetmeksizin insan diyerek kendisini ifade etmesi bizim için önemli ki biz tarihi çok geçmişe dayanan bir deyimle 8-10 bin yıllara kadar uzanan geleneksel tarihi kutsal yemeğimizi ile Kerbela'daki Hüseyin'in bu deyimin nedeniyle Hüseyin'in şey yapıyoruz, mükafatlandırıyoruz, onunla buluşturuyoruz, onunla kutsal bir yere koyuyoruz, onunla aşiremizi onun şehadetine denk getirerek onun o kutsal deyimini, insana hitabetini özümüzde yaşatarak kutsal nimetimizle ifade etmeye çalışıyoruz. Aşağı yukarı Orta Doğu halkların hepsi aşireyi biliyor. Benim bir tek deyimim var. Aşurenin gitti geçtiği kapıda şel, bela, riyakar, haksızlık, kisan, har, hur, haki görmek, incitmek geçmez. Bunu bütün İslam alemi aşure yapıyor. Aşure yapıyorlar, aşureyi bir yerde de anlamsızlaştırıyorlar. Aşurenin hakkını ayaklar altına alıyorlar. Birbirine zor zulüm yapıyorlar, birbirine insanları öldürüyorlar, masumlara kıyıyorlar. Ocakları söndürüyorlar. En kutsal değer, Tanrı olarak ifade edebileceğimiz anaların yüreğini yakıyorlar. O zaman aşure yapmasınlar. O zaman bu kutsal değerden elini çeksinler. O zaman zalim olduğunu öğrensinler. Veyahut da insan dokunulmazlığın kutsal bir ibadet olduğunu kabullansınlar. En kutsal ibadet, insanın özünde yatan diğer insanlara duyulan sevgi, saygıdan başlar. Bunu görmeyenlerin eksik bir tarafı var. Nerede biliyor musun? Vicdanları iflas etmiş, gönül gözü kördür. Aşurenin bir barış yemeği olduğunu görmeyenlerin vicdanları iflas etmiştir, gönül gözü kördür.